bir dakikalık saygı duruşu, sonra İstiklal Marşı, ondan sonra da Ali dedemiz hayatını kaybeden madenci dostlarımızın için dualarını yapacak. Değerli canlar, Cenab-ı Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın, acılar vermesin. İlahi ya Rabbil Alemin, birliğimizi, dirliğimizi bozma ya Rabbi, ya bozdurma. Nifak tohumlarını içlerimize saçtırma ya Rabbi. Ya Rabbi, şehitlerimize, işçi şehitlerimize Cenab-ı Allah huzuru mahşerde ehli beyte cennet yoldaş etsin ya Rabbi. Ya Rabbi, geride kalanlarına sağlık ve selamet versin. Yaralarımıza acil şifalar versin. Cenab-ı Allah cümlemize, bütün milletimize barışı ihsan eylesin. Acımız büyük. Tabii böyle bir günde aslında böyle bir etkinlik yapmayı ben de istemiyordum ama bu program çok öncedendi. Başımıza bu geldi. Tabii bugün şiir dinleyeceğiz. Ağıt yakacağız. Birkaç tane türkülerimizi dinleyeceğiz. Deli gönül feryat etme boşuna. Deli gönül feryat etme boşuna. Al bilmez kişiye yar olamazsın. Kaf Dağı evrenin fezan yerinde. Orası bulunmaz, azman gerekir. Huma kuşu seslenir gizemlerinde. Tutulmaz eliyle tozman gerekir. Yahber ağacının sırrını bilmeden, tamaza dileğine erip gelmeden, sinur kuşu sırrını verip ölmeden, kaybın sırrını sezmen gerekir. Tuğba ağacından hızar biçilmez. Kevser ırmağından hazır içilmez. Sırat köprüsünden mazur geçilmez. Geçmenin ilmini yazman gerekir. Dokunma keyfine yalan dünyanın, yalan dünyanın. İpini eline dolamış gider, dolamış gider. Gözlerimin yaşı bana gitti mi? Nefidet sizi sulamış gider. Yaram kerbeyle yarası, yaralarım, yaralarım. Mahzuniyim, çilem bitme. Hayal bu özümden gitme. Gönül kapımızı açtı, hoş geldiniz mihmancanlar. Sevgi ve muhabbet saçtı, hoş geldiniz mihmancanlar. Sevgi ve muhabbet saçtı, hoş geldiniz güzel canlar. Misafir geldiniz bize, sen mi geldin evine? Misafir geldiniz bize, sen mi getirdiniz böyle? Değerli dostum, Feridun Usta, saz ustası, bütün ünlü sanatçıların saz ustası, yine İzmir'den çok güzel bir sazla gelmiş. Bu sazımızı açık artırmayla satacağız ve bu sazın parasını bu madenci kardeşlerimizin IBAN'ına yatıracağız. Böyle bir şey düşündük.
Evet, değerli arabesk müziğin sanatçısı, değerli Uysal kardeşim de yine oraya 30 koli gönderdi, sağ olsun. Battaniye, koli, yiyecek, gıda. Teşekkür ediyorum kardeşim. Allah sana daha çok versin, bol bol versin. Böyle günlerin adamısın. Ben seni çok seviyorum. Sağ ol, var ol. Evet. Ve yine köyümüzün gururu Simge Uysal. Kız baban Seniye Cevizleri, hep bize ayırsın. Sana kaset yapacağım bak, söz. Sen kendini geliştir. Evet. Dün canlı yayında İbrahim Tatlıses'le görüştü. Ona dinlettik bunu. O bile bayıldı. Çok ağır bir şey. Ben çalgı yapıyorum. Bizim Terörün Usta. Ya ne yaşamadım ya. Bir ay önce, 1,5 ay oldu galiba değil mi? Böyle bir bağlama gönderdim. Çam sakızı çoban armağanı. İyi yere gittiğine inanıyorum. Yine böyle bir etkinlik için geldik ama iyi şeylere vesile olacak. Yani Allah rahmet eylesin. Maden kazasını ölen arkadaşlarımıza oraya gidecek. Anamın ak sütü gibi helal olsun. Evet, eyvallah. Ben 37 yıldır bu işi yapıyorum. Çok bitti dediğim zamanlar oldu. Bu müzik aletini çoban sazı, cahil sazı, köylü sazı dediler. Köylüye kurban olsunlar. Sizi görünce, sizin köyünüze gelince tekrar umutlandım. Bundan sonra 7-24 çalışacağım atölyede. Evet, 12 saat, 13 saat çalışıyorum. 7-24. Evet, geleceği var bu işin, arkası var. Şimdi bu bağlamayı getirdim yardım amaçlı. Neydi? Az veren camdan. Bu bağlamanın açılış fiyatını söyleyeyim arkadaşlar. Artırmaya koyuyoruz bunu. Ben götürmeyeceğim para. Bir şey istemiyorum. Helal olsun. Bu bağlamanın açılış fiyatı 3500 lira. Vitrin değeri 8000 lira. Dostlarımıza duyurulur. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum ustacığım. Eline emeğine sağlık. Yüksek alkışlarınızla Simge Uysal'ı hep beraber alkışlayalım.
felek sende dinledim beninem dostum beninem. Bölüşek bu dertleri seninleyik hayır seninleyik zalimiz seninleyik. Değerli canlar, çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Evet, sona yaklaşıyoruz. Alevex Müziğin yıldızı, Türkiye'nin her tarafını karış karış koşturan Öztürk kardeşimi sahneye davet ediyorum. Hep beraber alkışlıyoruz. Ondan sonra da Çirkin Kral geliyor. Zaten çok kızıyor içeride, yeter artık dedi bana. Gelirsem seni döverim demiş. Bir an önce beni çağır dedi. Evet. Değerli solistim, kardeşim. Türkiye'den hoş geldiniz. Eray'ım biraz ses ver mikrofona. Eray, ses. Allah'ım Allah'ım. Benim köyümün güzel insanları, canlar. Eray, ses baba, ses. Onu bırak, ses al. Bakmaya geldim. Senin olan kalbi inceden ince kendi ellerimle sökmeye geldim. Sana bir sözüm var gitmeden önce. Gözlerine son kez bakmaya geldim. Senin olan kalbi inceden ince kendi ellerimle sökmeye geldim. Denizde dalgalar tükenir gibi taşmaktan yorulan bir nehir gibi lanet olasın Çorum gibi artık hayatımdan çıkmaya geldim. Bizler bir ay önce buraya gelmiştik. Yardım konseri Sultan anamızın annesi için, Ayşe teyzemiz için gelmiştik. Ve dedik ki bir de şenlik yapalım, ceviz şenliği yapalım dedik. Biliyorsunuz acı bir olayla karşılaştık. Tam şenliğimizin birinci gününde acı bir olayla karşılaştık. Bartın'da, Amasra'da 41 tane madencimiz, biliyorsunuz da burada madenin kökü olduğu için diyorum. Çünkü çok sevdiğim insanlar vardı madende çalışan. Önce rahmetle anıyorum tabii ki İsmail amcam, Sadık amcam. Bunları rahmetle anıyorum onları. Onların yarası, onların ekmeğiyle büyüdüm ben. Onların şeyiyle büyüdüm. Diyorum ya, onların acısı bizim acımız dedik ve geldik. Dün ben bir anda bir şiir yazdım madencilere, madenci abilerime, canlarıma. Onu ufak bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Ondan sonra programımız devam edecek. İlyas Baba bekliyor. Sabahtan beri diyor, uysal kurban olduğum halk beni bekliyor mu diyor. Halk onu bekliyor zaten. Değil mi? Halk onu bekliyor. Halk onu bekliyor. Yazdım bu şiiri otururken Muharrem abim beraber otururken yazdım. Biliyorsunuz ben deminki parça bana ait. Hüseyin Kağıt okudu, Adem Aydaş okudu. Çok esere imza attım. Şu şiirimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Madenci kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Hafiften şöyle bir fon müziği alalım. Bu şekilde. Kazan maden ocağında görünmeden geldi kaza. Kaza maden ocağında
Yaşam diyen candan oldu, zehir kursaklarına doldu. Canlar hayatı son buldu, kaza maden ocağında. Birçok evde fidan feryat, ekmek derken bitti hayat. Canlar, canlara dedi cansız yat, kaza maden ocağında. Gaz grizi patlaması, zehirle doldu Amasra'nın havası. Dilerim, dilerim bu son olası, kaza maden ocağında. Yer altında ekmek arar, nice güzel hayal kurar. Hesapta yoktu zarar, kaza maden ocağında. Duydu Uysal Öztürk ağlar, iyi olsun yaralılar. 14 Ekim'de oldu olanlar, kaza maden ocağında, kaza maden ocağında. Hoş geldiniz. Size İstanbul'dan, İstanbul emekçilerinin kucak dolusu selamını getirdim. 50 yıla yakındır bu ülkede saraya dalgavuk olacağıma halka soyteri olmuş. Ben uyuşturucu kaçakçılığıyla şöhret olmadım. Anası ağlatılan bir milleti güldürmekle şöhret oldum. Fakat bugün benden komik şeyler beklemeyin. Bartın'dan, Amasra'dan öyle bir acı haber geldi ki bize iki gün önce, bir gün önce 41 canımız gitti. Yolda ağır olan, ağır yaralı olan hastalarımız da var, yaralılarımız da var. Onlara, Tanrı'dan rahmet ölenlere, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türkiye'nin başı sağ olsun. Ben bugün komiklik yapmayacağım, acı şeylerden bahsedeceğim. Eyvallah. Kızmazsanız bana eğer. Beşikler vermişim Nuh'a, salıncaklar, hamaklar. Havva anan dinci çocuk sayılır. Anadolu'yum ben, tanıyor musun? Utanırım, utanırım fukaralıktan. Ele güne karşı çıplak, üşür fidelerim, harmanım kesat. Kardeşliğin, beraberliğin, atom güllerinin katmer açtığı, şairlerin ve bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma. Bir başıma bu uzak, biliyor musun? Binlerce yıl sağılmışım, soyulmuşum, korkunç atlarıyla parçalamışlar nazlı seher zaman uykularımı. Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar, haraç salmışlar üstüme. Ne iskemle takmışım, ne şah, ne sultan, ne yavuz. Göçüp gitmişler gölgesiz. Bir bilsen nasıl severim Köroğlu'nu, kara ilanı, meçhul askeri, Pir Sultan'ı ve Bedrettin'i. Bir bilsen onlar beni nasıl severdi. Bir bilsen Urfa'da kurşun atanı, minareden, barikattan, selvi dalından ölüme nasıl gülerdi. Bilmeni mutlak isterim, duyuyor musun? Öyle yıkma kendini, öyle garip, öyle mahzun. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada. Yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne, fırsatçının, fesatçının, işbirlikçi kayının. Dayan kitap ile, dayan iş ile, umut ile, tırnak ile, diş ile, sevda ile, düş ile. Dayan, rüsva etme beni, utandırma beni. Gör nasıl yeniden yaratılırım namuslu genç ellerimle. Oğullarım, kızlarım var gelecekte. Her biri vazgeçilmez cihan parçası. Kaç bin yıllık hasretimin goncası. Gözlerinden, gözlerinden öperim. Bir umudum sende. Anlıyor musun? Sevgili dostlar, oturmazdım ama kalçamdan ameliyat geçirdim.
bir platin taktılar. Aseptik nekrozdan dolayı onun için oturdum, özür diliyorum efendim. Boyacı'dan bu çiçekler için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Muhalefete devam etsinler. O zaman daha bizi çok memnun eder. Açıkçası. Bütün insanlardan arzumuz vardır. İnsan birliğine zor demesinler. Gerçekler nerededir? Haberimiz var. Hak'tan gayrısına yar demesinler. Yar demesinler. Gerçekler nerededir? Haberimiz var. Hak'tan gayrısına yar demesinler. Yar demesinler. Gerçekler öncüsü bunca veriler. Yollar buzlu, dağlar kar demesinler. Kar demesinler. Bir ömür aldım götürü, kaypak kayadan ötürü. Ağla kızı ırmak ağla, çağla kızı ırmak çağla. Ağlamak var türlü türlü. Bazen arı, bazen kirli. Devrimcilerden ötürü. Ağla kızım, ırmak ağla. Şimdi sevgili dostlar, başta anlatmıştım. Bartın'dan, Amasra'dan acı bir haber geldi. Biz ne yapabiliriz dedik. Önce bugün soytarılık yapmayalım dedim. Açıklıkla söylüyorum. Yapmayacağım. Kimse kusura bakmasın. Beklemesin de benden. Şimdi biz Amasra'ya gitmek üzere bir bağlamamızı, güzel bağlamamızı açık artırmaya sunduk. 3500 liradan başladık. Önce elinizi vicdanınıza, sonra cebinize götürün. Karar verin. Bağlamamızı da görelim. Evet. Amasra şehitlerine ve ailesine gidecek bu. 5000 lira. Çok teşekkür ediyoruz. İzmir'den gelen abimiz 5000 lira dedi. İzmir'den gelen yoldaşımız 5000 lira dedi. Orbuklu Alişan abimiz. Çeşme Belediye Meclisi Ali Can. Memnun oldum Ali Can'cığım. Sağ ol canım benim. 5500. Değerli Osmancık Gazeteciler Cemiyeti. Gazeteciler Cemiyeti 5500 dedi. 6250. Mehmet'ten 6250 müzisyen arkadaşımızdan. 7000 lira Kumbaba Köyü Muhtarı. Kumbaba Köyü Muhtarı'ndan 7000 lira. 7500.
Değerli meclis üyemizden, Çeşme meclis üyemizden 7500. Ali Can'dan 7500 evet. 8500. Mehmet Bey'den 8500. Ağlar 10 bin lira. 10 bin lira değerli dayımızdan. Değerli Mustafa Ağlar'ın 10 bin lira. Mustafa Alagöz'den, muhterimiz Mustafa Alagöz'den 10 bin lira. Baba Sultan, almaya da beraberdik baba. Öğlen ha canım, ellerinden öpüyorum. Olur, şimdi mesela... ellerinden öpüyorum deyince yanlış anlayacaklar. Yok, değil. Kendini küçültüyor zannedecekler benim için. Yok. El öpme alışkanlığı bundan 100 bin yıl önce avcı toplumlar döneminde başlamış. Erkek ava gidiyor. Gerekirse av bulamıyor, eve eli boş dönüyor. Haftada iki gün, üç gün eli boş dönünce erkeğin eli öpülmüyor. Ama kadın evin etrafında arpa yetiştiriyor, buğday yetiştiriyor, elma yetiştiriyor, karpuz yetiştiriyor, arpa yetiştiriyor, domates yetiştiriyor, biber yetiştiriyor. Eve her gün peşkiri dolu giriyor. Onun için kadının eli öpülüyor, her gün öpülüyor. Şimdi ben de muhtarımıza dedim, muhtarım benden genç, çok iyi biliyorum ama el yaştan dolayı değil, işten dolayı öpülür. İbrahim, ben harikat aşığıyım baba sultan. Ben seni ellerinden öpüyorum. Yurt dışında güzel muhabbetimize vardır. Düz muhtar. Değerli dayımız olsun. Ne düz muhtar, evet biliyorum dedem, biliyorum canım benim. Kusura bakma ne olursun. Yok rica ederim kurban olurum. Ben seni ellendiriyorum. Mustafa abimizden, Mustafa Alagöz'den 10 bin lira dedi. Yok mu arttıran? Bu saz değerli ünlü sanatçılara, saz yapan Feridun abimizin yapımından. Artı İlyas babamıza eşlik eden bir sazdır arkadaşlar. 10 bin lira dendi. 10.500. Değerli gazeteciler cemiyetinden 10.500. Yok mu arttıran? Gidecek sevgili dostlar. Yok mu arttıran? Bu telli Kur'an gidecek. Satalım mı baba? Satalım baba. Cemaatten fazla ses gelmiyor. Gazeteciler cemiyetine. Gazeteciler cemiyetine. Saat. Bekle. Saat. Gidiyor. 11. 10.500 verildi zaten Resul abi. Saat. Tamam. Hayırlı olsun diyoruz. Değerli gazeteciler cemiyetine. Çok özür diliyorum. Değerli cemiyet başkanımız Bilal Çevrim abimiz bu güzel sazı ufuğu açık olan sanatçı olacak. İnşallah hepimizi gönlünde tat bulacak. Ben inanıyorum ona. Bu güzel kızımıza hediye etti. Bilal abime çok teşekkür ediyorum. Abi bizi her zaman böyle onurlandırıyorsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ ol, var ol abi. Eşimi yanıma getirdiler. Ben demin anlatmıştım. 2023-29 Eylül'ünde 50. evlilik yıl dönümümüzü kutlayacağız. İki çocuğum, bir torunum var. Torunumun adını Gezi koydum. Küfürler, tehditler. İşte bir Atatürkçü daha geldi, bir Allahsız daha geldi, bir komünist daha geldi diye. Sonra annesi dedi ki çocuğun dedi geleceğiyle oynamayalım dedi, adını değiştirelim. Efruz koyduk. Efruz da Arapça ışıtan, aydınlatan demek. Benim eşim şimdi size bir türkü okuyacak. Bu niye böyle yapıyor?
Thank you.
Teşekkür ediyorum. Hangisi? Şimdi değerli Kumbaba'dan böyle arkası da var tabii ki. Şimdi dün şiir yazmıştı İlyas Baba. Dün uğradık ya Kumbaba'ya. Bize ayva getirdi ya. Ayvayı yedik dedi ya bize. Bu şimdi sizlerin olacak. Çorumeli'nin Dede Obruk köyüne hoşluk getirdin sen baba İlyas. Çevirdin her yanı bayram düğüne, şenlik getirdin sen baba İlyas. Hidap edersin göze yüreğe, yolun daim geçmişten geleceğe. Selam olsun Malatya Arapgir'e, dostluk getirdin sen baba İlyas. Seni anlatmak maharet ister, özünde sayısız onca cevher. Sözlerin bazı sitem bazı mavzer, uslup getirdin sen baba İlyas. Yoktur dilinde ne yalan ne hile, seni tanımak inan bizlere hediye. Fakirdin sen manken iken bile, kimlik getirdin sen baba İlyas. Evden birisin sanma dışarıdasın, can değil candan öte yakındasın. Kadri Orhan'ı istersen alınsın, bizlik getirdin sen baba İlyas. Kumbabalı aşık karım senden asla vazgeçemez, sende güzellik bizde saygı bitmez. Diyeceğim çoktur sözüm yetmez, sonsuzluk getirdin sen bize baba İlyas. Şimdi sevgili dostlar, huzurlarınızdan ayrılmadan önce şunu söyleyeceğim. Dünyada en çirkin kokan şey saklanan düşüncedir. Para bile saklandığı zaman kokar ama saklanan düşünce kadar pis kokamaz. Ve mezara götürülen fikrin de kimseye faydası yoktur. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola, Allah'a ısmarladık. Hepinizin ellerinden gözlerinden öpüyorum. Fotoğraf çekilmek istiyorum. Çalardan akeller ekler.
yakılır bir gün, akerlere kınar yakılır bir gün, artılır bir gün. Sana kutsal gelen bin yıllıklar, fiske vuruşumlar yıkılır bir gün, fiske vuruşumlar bir gün, yıkılır bir gün. Devam et. Akellere kına yakılır bir gün, yakılır bir gün.